Merhaba arkadaşlar, TYT hızlı tekrar 23 ile karşınızdayım. 10 soruda topraklar, toprakların oluşumu ve toprak tiplerine bakacağız. Evet arkadaşlar, önce toprak oluşumu. Arkadaşlar toprağın oluşması için kayaların, bir önceki e, videolarımızda gördüğümüz gibi toprağın fiziksel ve kimyasal olarak çözülmesi gerekir. Ayrışan toprağın içerisine organik maddeler, bitkiler işte çürüyüp karışır. Buna humus diyoruz arkadaşlar. Çeşitli mineral maddeler su vesaire karıştığında toprak meydana gelmiş olur. <laughs> toprağın oluşumunda arkadaşlar iklim, ana kaya, yeryüzü şekilleri, biyotik faktör yani canlılar ve zaman etkilidir. Ama bunlar içinde arkadaşlar toprağın oluşumundaki en etkili faktör iklimdir. Çünkü iklim hangi çözülmenin olacağını, toprakta tuz, kireç bunların fazla veya az olacağı, bitki örtüsünü etkileyerek humusun fazla veya az olmasına etki eder. O yüzden iklim toprak oluşumunda en temel faktördür. Toprağın oluşumu için de arkadaşlar en uygun yer ekvatorial bölgedir. O zaman ekvatorial bölgenin de iklim özelliği nedir desek nemli ve sıcak iklimdir. O zaman demek ki bu şekildeki özelliğe sahip yerler toprak oluşumunun en uygun ve hızlı olduğu yerlerdir diyoruz. Arkadaşlar oluşumunu tamamlayan bir toprağın yukarıdan aşağıya doğru katmanları yer alır. Bunlara toprağın horizonları denir. Eğer bir inşaat kazısında falan gördüyseniz en üst kat renkli gözükür. Arkadaşlar oraya biz A katmanı diyoruz. A katmanı toprağın en önemli katmanıdır. Birazdan gelecek olan erozyon konusunda da arkadaşlar tehlikeli olan şey bu A katmanının taşınmasıdır. Aslında bizim tarım yaptığımız işte bitkilerin tutunduğu yer burasıdır. Eğer bu erozyonla taşınırsa toprağın o zaman buradan kaybolması demek ve toprağın çoraklaşması demek. Çiftçinin gelir elde edememesi, göç gibi bazı ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına sebep olur. Demek ki A katmanı toprağın en önemli katmanı diyoruz. Arkadaşlar yağmurlarla topraktan sızan tuz, mineral maddelerin biriktiği bir alt katmana B katmanı diyoruz. C katmanı ile D katmanı ise ana kayadır. C parçalanmış olan ana kayadır diyoruz. Evet arkadaşlar zonal topraklar toprak çeşitlerimizin birincisi ve en önemlisi iklim ve bitki örtüsüne göre oluşur. Kesinlikle bu toprakları iyi öğrenmemiz lazım. Bunların birincisi arkadaşlar ekvatorun toprağı olan laterit topraklardır. Ekvatoral bölgede Amazon, Kongo gibi yerlerde görülür. Rengi kırmızıdır. Arkadaşlar Türkiye'de ekvatoral iklim görülmediği için bu toprak tipine rastlanmaz diyoruz. Diğer toprak türümüz ise arkadaşlar zonal topraklarda Akdeniz ikliminin kalkerli arazilerde oluşan kırmızı renkli dediğimiz Ak e Terra rosa topraklar. Arkadaşlar bu topraklar içindeki demirin fazla olmasından dolayı kırmızı renkli gözükür. E Akdeniz ve Ege bölgesinin güney kesimlerinde görülür. Mersin, Toros dağları, Antalya, Muğla gibi yerlerde yaygındır. Diğer bir zonal toprağımız kahverengi orman toprakları. Arkadaşlar kahverengi orman toprakları ılıman okyanusta oluşur. Türkiye'de Karadeniz ikliminde oluşur. Orman altında oluştuğu için humus fazladır diyoruz. Görüldüğü yerler arkadaşlar Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Yıldız Dağları gibi Marmara bölgesinde yani Karadeniz iklimi görülen yerler diyoruz. Diğer bir arkadaşlar zonal toprağımız kestane ve kahverengi bozkır toprakları genellikle Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde daha fazla görülür diyoruz. Diğer bir arkadaşlar zonal toprağımız podzol topraklar sert karasal iklimde iğne yapraklı ormanların altında oluşur. Türkiye'de ise arkadaşlar Batı Karadeniz'de görülür diyoruz. Diğer bir zonal toprağımız arkadaşlar Çernezyom. Kara toprak diye de geçer. Zonal toprakların arkadaşlar en verimlisi diye söylenir. Humus yönünden, organik madde yönünden zengindir. Türkiye'de görüldüğü yerler Erzurum, Kars, Ardahan çevresidir. Dikkat, iklim şartları elverişli olmadığı için bu en verimli denilen toprak pek bir şeye yaramaz. Daha çok üzerindeki çayır bitki örtüsünden dolayı hayvancılık yapılır. Evet, Erzurum, Kars, Ardahan dedik. Diğer bir arkadaşlar zonal toprağımız çöl toprakları genelde arkadaşlar çöl ikliminin görüldüğü ülkelerde görülür. Bu da yine Türkiye'de görülmez diyoruz. Diğer bir arkadaşlar toprağımız, zonal toprağımız tundra ikliminin toprağı. Tundra hatırlarsak kutup ikliminden sonraki en soğuk iklim. Yaklaşık yılın 7-8 ayında toprak donmuş durumdadır. Yazın sadece üst kısmı çözülür ve bataklık haline gelir. Yani tarıma elverişli olmayan bir toprak türüdür. Bu da Türkiye'de görülmez diyoruz. Dünyada görüldüğü yerler arkadaşlar kutba yakın alanlar diyoruz. Şöyle bir daha toparlayalım arkadaşlar. Zonal topraklarımız: laterit, kırmızı akdeniz, kahverengi orman, podzol, kahverengi ve kestane renkli step, Çernezyum, çöl, tundra. Arkadaşlar bunların iklimlerini bir daha söyleyelim. Laterit: ekvator, kırmızı akdeniz, akdeniz iklimi, kahverengi orman, okyanus iklimi, podzol, sert karasal iklim, kahverengi kestane renkli step, step iklimi, Çernezyum, yine karasal iklim, çöl, çöl iklimi, tundra, tundra iklimi. Peki bunların hangisi Türkiye'de görülmez dersek, arkadaşlar? Laterit, çöl ve tundra toprakları Türkiye'de görülmez diyoruz. Çünkü lateritin ekvator iklimiyle alakası var. Türkiye'de görülmez. Çöl, çöl iklimi e bu da Türkiye'de yok. Tundra da tundra iklimi diyoruz. Bu da Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla bu iklime bağlı olan topraklar Türkiye'de görülmez diyoruz. Diğer bir toprak çeşidimiz arkadaşlar azonal topraklar. Azonal duyduğumda arkadaşlar kısaca taşınmayla oluşurlar. Dış kuvvetlerin taşınmasıyla. Bunların da birinci ve en önemli bilmem gereken arkadaşlar alüvyal topraklardır. Akarsiyon taşıdığı topraklara diyoruz. Türkiye'de hemen hemen her bölgede ve yükseklikte görülür. Türkiye'nin en önemli tarım alanları arkadaşlar bu topraklardır. Örnek Çukurova gibi. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde arkadaşlar görülür. Bir kısmını mesela bakın haritamızda gösterdik. Yoksa pek çok yerde bu toprağa rastlanır diyoruz. Lös arkadaşlar rüzgarların taşınmasıyla biriktirdiği topraklara diyoruz. Moren'de buzulların taşınmasıyla biriken topraklara diyoruz. Bunlar genel olarak arkadaşlar verimlidir diyoruz. Diğer bir toprak çeşidimiz arkadaşlar intrazonal topraklar. Topografya ve anakaya oluşumunda etkilidir bunların. Arkadaşlar buradaki topraklar çok fazla önemli değil. Sadece birinci gelecek olan halomorfik dediğimiz tuzlu topraklar. Yani toprağın içerisinde erik madde fazladır. O yüzden tarıma pek elverişli olmaz. Bunun da Türkiye'de görüleceği yerler genellikle tuz gölü ve Konya çevresi diyoruz. Diğer bir şeyimiz arkadaşlar intrazonal toprağımız hidromorfik. Hidrosu demek yani arkadaşlar sulak alanlar, bataklık, delta gibi yerde görülen topraklar. Bu da çok önemli değil. Kasimorfik topraklar bunun içinde de vertisol diye bir çeşidi var. Dediğim gibi arkadaşlar burada daha çok yani tuzlu toprakları bilsek yeterli. Esas zonal toprak dediğimiz o ilk gördüğümüz toprakları ve alüvyal toprağı iyi bilelim. Geldik arkadaşlar Türkiye'de topraklardan yararlanmaya. Şöyle arkadaşlar haritamızın üstünde görelim. Türkiye'de arkadaşlar topraklarımızdan yani araziden dört önemli alanda yararlanırız: tarım, hayvancılık, ormancılık ve sanayi. Tarım dediğimizde de arkadaşlar en çok tahılları yetiştiririz. Buğday, arpa gibi. Buğday birinci sıradadır, en çok yetiştirdiğimiz üründür. E, sebebi de temel besinimiz olması ve iklimin genelde Türkiye'de az yağışlı olup karasal özellik göstermesidir. Hayvancılık dediğinde de arkadaşlar Erzurum, Kars gibi yerlerde çayır bitki örtüsünden dolayı toprağın üstünde büyükbaş hayvancılık, İç Anadolu, Güneydoğu gibi yerlerde bozkır bitki örtüsünden dolayı küçükbaş hayvancılık yapılır. Tut ağacı varsa ipek böcekçiliği gibi, çiçekli bitkiler, turunçgiller, meyve ağaçları varsa arıcılık. Arkadaşlar Türkiye'de topraklarımızın belli bir kısmında da biliyorsunuz ormanlar yetişir, ormanlarımızı da ne yaparız? Kağıt sanayisidir, mobilyadır, yakacak olarak değişik şeylerde ne yaparız, kullanırız. Ayrıca arkadaşlar toprağın kendisi de bizzat sanayide kullanılır, tuğla, kiremit, çimento, cam, fayans gibi arkadaşlar. O zaman demek ki belli başlı arkadaşlar topraklarımızdan dört alanda yararlanırız diyoruz. Geldik diğer bir başlığımız arkadaşlar Türkiye'de erozyon. Arkadaşlar erozyon kısaca toprağın taşınmasına deriz. Bunu akarsu yapabilir, rüzgar yapabilir. Arkadaşlar sonuçta toprağın taşınması olayına biz erozyon diyoruz. Arkadaşlar erozyonu sağanak yağışlar, arazinin eğimli olması, bitki örtüsünün tahribi, insanların yaptığı yanlış hatalı işlemler arttırır diyoruz. Erozyon çok yavaş olur arkadaşlar. Binlerce yıl sürer. İnsanı öldürmeyen bir doğal afettir ama çok uzun sürede arkadaşlar ekilecek toprak kalmaz. Yani tarım alanlarımızı ne yapar? Yok eder. Evet akarsu ve rüzgar erozyonu arkadaşlar ikisinin de ortak özelliği bitki örtüsü zayıf olan yerlerde görülürler. Yani ilkokulda hepimiz öğrenmişizdir. Erozyonu önlemenin yolu ağaçlandırma ya da her türlü bitki örtüsünü korumaktır diyoruz. Bir de arkadaşlar hızlandırılmış erozyon diye bir şeyimiz var. Esas tehlikeli erozyon budur. İnsanların sebep olduğu erozyondur. Arkadaşlar insan dünyada olmasa bile yeryüzü zaten aşınır. Yani erozyon olayı görülür. Fakat insanoğlu doğanın dengesini bozduğu için arkadaşlar yaptığı yanlışlar hızlandırılmış erozyon dediğimiz olaya sebep olur. Tarlaların yanlış sürülmesi arkadaşlar, hayvancılıkla işte yanlış otlatma yöntemleri ya da hayvanların çok aşırı otlatılması gibi bunlar insanların hatasıdır diyoruz. Peki erozyon ne yapar? Arkadaşlar işte bu hatalarımız sonucunda verimli tarım topraklarımız azalır. Bunlar taşınarak barajlara gider. Barajların su tutma kapasitesi düşer. Çiftçinin tarlasında arkadaşlar toprak azalacağı için verimde düşme olur. Göçlere, ekonomik ve sosyal nedenli sorunlara sebep olur. Daha sonra ilerleyen zamanda çölleşme dediğimiz toprağın artık kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Türkiye'de dağlık engebeli bir ülke olduğu için arkadaşlar erozyon Türkiye'nin çok büyük bir kesiminde etkili bir doğal afet olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir örnek verelim. Arkadaşlar Tarsus, Mersin'in ilçesi olan Tarsus eskiden bir liman şehriymiş. Ama şimdi arkadaşlar denizden Çukurova deltasıyla beraber o Seyhan-Ceyhan nehrinin taşıdığı topraklarla yaklaşık 10 kilometre içeride kalmış. Yani bakın düşünün ne kadar toprak geldiğini anlayalım yani. Evet geldik şimdi arkadaşlar 10 tane sorumuzla bu konuyu tekrar etmeye. Birincisi zonal toprakların oluşumunda en etkili faktör iklimdir. Doğru diyoruz arkadaşlar. İki, akarsuların taşıyarak biriktirmesiyle oluşan topraklara laterit denir. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Akarsuyun taşıyarak biriktirdiği topraklara alüvyal deriz. Laterit neydi? Ekvador'un toprağı. Üç, en verimli zonal toprak çernozyumdur. Doğru diyoruz arkadaşlar. Dört, Türkiye'de rüzgar erozyonu Konya-Karapınar çevresinde yaygındır doğru diyoruz arkadaşlar. Belki giden varsa aramızda görmüştür. Her taraf kum. Burada bazı yerler gerçekten de rüzgarların etkili olduğu belli oluyor. 5. Erozyon verimli tarım topraklarının artmasına neden olur. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Erozyon tam tersi verimli tarım topraklarımızı ne yapar? Azaltır. 6. Alüvyal topraklara Türkiye'nin hemen her bölgesinde rastlanır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de akarsu ağı yaygındır. Dolayısıyla yeryüzünü en çok şekillendiren Türkiye'de akarsudur. O zaman akarsuyun taşıyacağı topraklar Türkiye'nin hemen her bölgesinde görülebilir. Doğru. 7. Toprak oluşumunda en önemli faktör iklimdir. Doğru diyoruz arkadaşlar. En temeli budur. 8. Humus bir toprak çeşididir. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Humus bir toprak çeşidi değil. Bitkinin çürüyüp toprağa karışarak koyu renkli görülmesine neden olan bir nedir? Maddedir diyoruz. 9. Topraklarımızdan sanayide yararlanılmaz. Arkadaşlar yanlış diyoruz. Sanayide yararlanırız. Tuğla, kiremit, fayans, çimento, seramik pek çok şeyde arkadaşlar biliyorsunuz topraklardan yararlanılır. 10. Kalkerli arazide oluşan Akdeniz toprakları kırmızı renklidir. Doğru diyoruz arkadaşlar. O zaman Akdeniz topraklarının dikkat edelim arkadaşlar. Oluştuğu yer kireç taşı arazileridir. Yani kalkerlidir. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sınavda başarılar diliyorum.